Merhaba arkadaşlar ben Nazmican. Bu videoda sizlerle yapay zeka fırtınasında tekrar tanık olacağız. Aslında biliyorsunuz insanları geçeli çok oldu satranç motorları. Artık kendi aralarındaki mücadeleleri biz takip etmeye çalışıyoruz ve öğrenmeye çalışıyoruz aslında onlardan. E, pek çok izleyici bunu sıkıcı buluyor. Sanki hani insanlar maraton koşuyor da e, insanlar arabalarla yarışıyormuş gibi bir izlenime kapılıyor. Aslında benzetme doğru. İnsanlarla artık satranç motorlarının kapışmasını izlemek biraz sıkıcı. Fakat kendi aralarındaki oynadıkları oyunlardan Harika şeyler öğrenilebiliyor. Tabii doğru yere bakmanız gerekiyor. Çünkü eğer bin tane oyun oynanmışsa ki satranç motorları arasındaki mücadeleler için bin tane oyun çok kısa sürede gerçekleştirilebilecek bir şey. Bin tane oyun oynanmışsa onlar arasından iyi bir oyuna denk gelmeniz gerekiyor. Eğer bir sürü e, anlaşılması zor, karmaşık, berabereye denk gelirseniz tıpkı satrançta büyük ustaların kendi arasındaki e, berabereler gibi bir şeye yani biraz sıkıcı olana şahit olabilirsiniz. Burada önemli olan oyun seçimi. O yüzden... Biraz eşelemek gerekiyor. Ben de bu eşelemeyi yapıyorum. Sizlere de tavsiye ediyorum. Video altı e, açıklamalarda da bu oyunu izlediğim yerin e, site adresini de vereceğim. Zaten e, kanalı takip edenler biliyordur ama TCEC yani en güçlü satranç motorlarının mücadelesini ele alan bir site bu. Orada 25. sezon oynanıyor ve şimdiki parti birincilikten alınma. Ruby Chess ile arasında oynanmış. Hemen hamilelere gidelim. Bu video oldukça uzun olabilir. O yüzden e, videoları hızlandırır, izli, hızlandırarak izleyebilirsiniz. Peki. Hemen ilerletelim. Bu oyunun neden öğretici olduğunu zaten yer yer geldiği zaman açıklamaya çalışacağım. Beyazlar Rubic'e oynuyor. Siyahlarla kayışsa reytingleri gördüğünüz gibi e, satranç motorları reyting listesinde 3473 ve 3456 olarak e, sınıflandırılmış durumda. E, E4, E6, D4, D5, Fransız savunması, At D2, Taraş varyantı, A6, At GF3, At F6. Buraya kadar taraflar e, kitabın hamlelerini izlemek zorundaydı. Bu, bu mecburiyeti tutuyorlar çünkü oyunlar eğer kitapsız ve hiçbir şekilde müdahale edilmeden oynanırsa sıkıcılaşabiliyor, tekrar düşebiliyor makineler. O yüzden belli hamleleri oynatıp belli pozisyonlarda satranç motorlarının hünerlerini göstermelerini sağlıyor organizasyon düzenleyenler. E5 alan kazanarak at Fd7, Fil D3, C5, C3, at C6 ve Rok. Bu pozisyon aslında Fransız savunmasının taraş varyantına altı 6 hamlesi eklenmiş gibi görünüyor ve çok büyük bir fark yaratmayacakmış gibi görünüyor. Kapalı merkez var. Beyazlar şah kanadında alan kazanmış durumda. Ve siyahlar da gördüğünüz gibi merkeze D4 karesine baskı yapmaya çalışıyor. Bu pozisyonda kayısı A5 hamlesini yapıyor. D4 karesine baskı yapmak için direkt alıp daha sonrasında vezir B6 yapmaya çalışmak aslında beyazın at B3 ile yanıtlamak zorunda olduğu bir hamle olurdu. Genelde D4 piyonunu feda etmek ve korumak arasında bir tercihde bulunuyor. Ve şimdi A5 yapıldığı zaman beyazların A4 yapmaya vakti var. Ve B5 karesi kontrol altına alınmış oldu. Siyahlar da B4 karesini kontrol altına alıyor. İşin enteresan tarafı bu pozisyonda file 7 oynanırsa söz gelimi. Kaleye 1, at B4 ve fil B5'ten sonra daha önce oynanmış partilere gidiyor. Ama insanlar tarafından oynanmış partilere gidiyor. Burada bir ilginç fikir. E, tabi bu oyun değil bu arada. Şu e, gözlemlediğim kadarıyla. Örneğin fil b 4 de gelinebilir buraya. İsterseniz burada videonuzu durdurup neden filin E7'den çıkması gerektiğini düşünebilirsiniz. Çünkü bu pozisyonda E5 bize şah kanadını gösteriyor. Beyazlar şah kanadına atak yapmak isteyecek. Ve burada da oyunda göreceğimiz at g5 görülebiliyor. Çünkü hemen vezirin çaprazını boşaltıyoruz. Tabi de 4teki piyon biraz hassas hale geldi. Fakat alınamaz çünkü at e sonra fil 3 var. E ve eğer siyah bu atı kovalayayım diye düşünürse. Bu sefer vezir açmaz alarak giriyor. Ve gerçekten zorlu bir savunma bekliyor siyahları. Çünkü e gördüğünüz gibi bütün taşlar oraya bakıyor. Ve açmazdan çıkmak mümkün değil. G6 yapmak zaten. Fil g6 ile yanıtlanıyor aldıktan sonra. Şah D8, at E6 ve pozisyon en azından h de kaleye alarak oynayabiliriz. Bunları niye göstermiş oldum? C A5 yaparak aslında e, vezir B6'yı e, hazırlıyor ve at B3 hamlesine A4 yapacak aldıktan sonra e, D4 tabii C4 var burada eğer alması gerekecek tabii sonrasında. Kaleye bir beyazlar da at F1 manevrasını hazırlıyor ve vezir B6'ya adeta görmezden geliyor. C alır D4. Bu tip pozisyonlar için aslında bizim öğrenmemiz gereken şeylerden bir tanesi de neden siyahların Tempo kazanmasına rağmen C4 sürmeye çalışmadı. Bu aslında çok tipik bir hata olabilirdi. Çünkü e, bununla ilgili oynanmış çok e, fazla parti var Büyük Usta Pratiği'nde de. E, beyaz eğer böyle merkezde özgür bırakılırsa Şah kanadına doğru çok hızlı bir saldırı başlatabilir. Ve aynı zamanda Siyah'ın Vezir kanadındaki e, saldırısına da yanıt verebilir B3 gibi bir hamleyle. Söz gelimi burada e, diyelim ki Siyah tabi at B6 yapıp genelde bunu korumaya çalışmak daha mantıklı olur gibi görünüyor ama aldıktan sonra hem B hem de rakibin şu anda niye sürdüğü e, anlaşılmıyor. Bir oyun başlatabilir şahkan adından. Örneğin at g5 ile az önce gösterdiğimiz yerde at f1 at 5 gibi hamlelerle. Ve bu pozisyon genelde e, beyazlara çok daha üstün olarak kabul ediliyor. Bu tip pozisyonlar. Bununla ilgili e, satranç motorlarını oynatabileceğimiz e, şeyler söz konusu olabilir. Burada belki şöyle bir şey yapabilirsiniz. Örneğin ben e, bununla ilgili birkaç tane oyun oynattım satranç motorlarına e, İşte görebilirsiniz burada e, Crystal Fish ile e, Stockfish'i oynatmaya çalıştım ve onların hünerlerini sergilemesi mümkün oldu. Ben de bunları inceledim sonra. Mesela BC alırsa ne olur onu da inceledim ayrıca. Mesela bu DC aldığı bir oyun. DC aldığı zaman ne oluyor? Tabii ki siyahlar e, 3'e 2 yaratıyor burada ama E4 karesini bırakmış oluyor. Kendisi de D5 karesini ele geçirmeye çalışıyor. Örneğin at E4 şimdi fil G5 belki at D6 girmek isteyebiliriz eğer fil kapatırsa. H6 bu yüzden kale B1. Gördüğünüz gibi beyaz iki taraftan da oynamaya çalışıyor. Hem merkezden hem vezir kanalından. B4 at Fd2. Tabii ki siyahlar geçer yaratmak istiyor buradan ama gelişimle ilgili problemleri olduğu için o kadar kolay olmayacak bu. Beyazlar dikkatli bir şekilde şah kanadından oyun oluşturabilecek. Buradaki hamle çok öğretici. Kale E3. Üçüncü yataydan bir oyun başlatıyorum. Vezir G4 gitmek istiyorum. At A7. Siyah büyük ihtimalle taşlarını organize etmek istiyor. C3 karesine doğru. Vezir G4. Fil C6. Ve at D6. Bu fil alınırsa G7 karesi hassas hale gelecek. Ve aslında öğretici bir oyun karşımıza çıkıyor. Çünkü beyaz fil çiftini aldı. Gördüğünüz gibi bütün yatırımını e, vezir kanadı oyunu üzerine kuruyor e, siyahlarla oynayan Crystal Fish. Fakat vezir de 8, at 4 gibi hamlerden sonra beyazların üstünlüğü bariz. Bu oyunu e, biraz daha ilerleyecek olursak bu oyunu beyazlar kazanmayı başardı benim gösterdiğim pratikte. Tekrar oyuna dönecek olursak bu pozisyonda bir kez daha e, şunu gösterebiliriz. Eğer e, bc vurulduktan sonra bc vurulursa. At F1, hemen filin çaprazını boşaltıyoruz ve Şah kanadında saldırı hazırlamak istiyoruz. G5 karesini kontrol altına alıyor. At G5'ler az önce gördüğünüz gibi etkili olabilirdi. Çünkü vezir H5 gidebilir. At 3 D2, vezirin çaprazını bu şekilde boşaltmak istiyor. At G5 yok çünkü. Bu da Crystal Stockfish'in bu sefer e, ters renklerle oynadığı oyun. Şah D7, gördüğünüz gibi Şah hemen kendini vezir kanadına saklamak istiyor. At G3, Ataş 5 vezir F8, kaleye 3. Hemen 3. yataydan az önce gördüğümüz motifler. E, bu oyunları incelemenin böyle bir e, artısı oluyor. Biz ben şu an ilerletiyorum bir yandan ama tekrardan motifler görüyoruz. Örneğin beyazlar şah kanadı saldırısı için 3. yatayı böyle kalesiyle kullanabilir. Bunun gibi 30 tane oyun dediğiniz zaman artık e, çok tabii ki makinelerin hesaplarını anlamak çok kolay olmuyor ama en azından tipik motifleri görme şansınız oluyor. Beyaz şah kanadı oyununu nasıl güçlendirmeye çalışıyor. Siyah gördüğünüz gibi şahını diğer tarafa saklamaya çalıştı. Ama beyaz hiç yine sanki hiçbir şey olmuyormuş gibi şah oradaymış gibi saldırmaya çalışıyor. Ve bu oyunu da aynı şekilde beyazların kazandığı bir parti mevcut. Ben bu partileri çalışmaya da koyuyorum. Gelip inceleyebilirsiniz. Şimdi bunları anlattıktan sonra kaleye birden sonra neden C4 oynanmaması gerektiğine dair bir fikrimiz oluyor. Hiç bilmeyen birileri olarak satranç motorlarını oynatıyoruz. Oynanmış oyunlara bakıyoruz ve bir fikrimiz oluyor. Oyunda C alır D4 oynanmış. C'de vezir B6 ve gördüğünüz gibi at B3 oynanırsa artık siyahlar A4 yaparak piyonu yiyecekler. O yüzden artık beyazın A4 yapması gerekiyor. Fakat D4 piyonu boşta şu anda. At4. E, normalde az önceki konuştuğumuz varyant oluşabilirdi. Örneğin fil e7 oynansaydı işte at b3, at b4, fil b 5 az önce konuştuğumuz varyanta dönüşürdü. Fakat şunu da söyleyelim. Bu pozisyonda e, fil b4 hamlesinde örneğin ne oynardınız? İsterseniz bir düşünün bu pozisyonda. E, tabii ki herhangi bir kombinasyon vesaire yok. E, ama az önceki oyunlardan aklınızda bir şey canlanabilir diye söylüyorum bunu. Tabii ki makinenin burada önerdiği en enteresan hamle kale e3. D4 piyonunu yine boşta bırakıyor ve alındıktan sonra Artık bize sürpriz değil. Gördüğünüz gibi beyazlar vezir G4'e gidiyor. Kalesini 3. yatağından belki aktarmak istiyor. Ve gördüğünüz gibi şah kanadı saldırıya açık pozisyonda. Ve kaleye 3'ün bir fikrini göstermek için örneğin siyahların rok attığı varyantı gösterebiliriz. Burada flash 7 ve daha sonrasında kale H3. Birkaç hamle içerisinde mat yapar. Tabii ki veziri gitmemek lazım. F6'dan ötürü kaçabilir şah oradan. O yüzden önce fil 6 yapıp rakibe G6 sürüyoruz. Sonra fil G5 oynayıp e, mat yapmaya çalışıyoruz. Ve burada kaçış yok artık. Örneğin kaleye 8 kaçarsa fili Kaçmak istiyorum. Kale A8 kaçmasa kaleyi alıp mat yapmak istiyorum. Bu pozisyonda Kayısı at D4 vurdu. At D4. Vezir de 4. At F3. Vezir B6. Tekrar durdurup burada nasıl beyazlar piyon fedasına karşılık oyun elde edebilir düşünebilirsiniz. Ama şimdiye kadar gördükleriniz belki e, kolayca size hamleyi fısıldamıştır. At G5. Tabii ki burada file E3 yapıp oynamak da mümkün. Yani B2'yi siyahın alması mümkün olmayacaktır. Çünkü o zaman bu, bu tarzda bir saldırı da Siyahlar oldukça büyük zorluk çıkartırdı. Çünkü veziri nasıl dönecek geriye? Döndüğü zaman mutlu olabilecek mi? Neredeyse zugzuvangvari bir pozisyon oluyor. O yüzden böyle bir durumda file E3, vezir de 8 ve daha sonrasında beyazlar hem C dikeyinden hem şah kanadından oyun arayabilir. Belki H4 ile H5 ile ilerleyip burada problem yaratmaya çalışabilir. Ancak benim burada makinede oynatmam sonucu siyahların beraber yapabildiği oyunlar ortaya çıktı. O yüzden oyunda oynanan hamlenin en iyisi olduğunu söyleyebiliriz. At G5. Çok güçlü hamle. Vezirin çaprazını boşaltıyor ve Şah kanında saldırık oluyor. c 5 karşı atak. Az önce gösterdiğimiz şey tabii ki hatırlarsınız. Eğer Vezir H5 yapılırsa, açmazdan ötürü piyon atı yiyemez ve G6 yaparsa da feda var. Alıyorum, alıyorum yine benzer bir şekilde. Şah nereye kaçarsa kaçsın. File 3, Ate atay 6, kaleci 1 ve beyazlar bitiriyor. Siyah hiçbir gelişimi yok. O yüzden at G5'ten sonra c 5 ver piyonu, vezir F3. E tabii siyahların maalesef rok atma şansı yok. Aşağı piyonu boşta ve mat oluyor birkaç hamle içerisinde. Fakat F5 yapma şansı var. Tabi kale F8 ile kendi işine yarayan bir dikey açması mümkün olabilir mi? Berabere razı olarak diye düşünülebilir. Fakat beyazlar elbette bu pozisyona beraber razı olmayacak. Çünkü fil b oynayıp elini kolunu bağlayacak rakibin. Ve şah 7 gibi bir hamle yapmaya çalışırsa. Daha sonra filini g e gitmeye çalışıp mat yapabilir. Vezir F3, F5. Ve burada geçerken almak zorundayız. At F6. Bence oyunun en güzel noktasına gelmiş bulunuyoruz. Çünkü bariz bir şekilde siyahın şahıyla ile ilgili bir sorunu var. Beyaz gelişimde daha iyi pozisyonda ve merkezde kalmış şah varken dikeyleri çaprazlar açmaya çalışmamız gerekiyor. Fakat burada pek çok yöntem var. E, meraklısına ataş 7 flaş 7'yi incelemelerini öneririm. Çünkü ataş 7 de oldukça enteresan bir hamle. E, mesela bu iyi bir hamle bu arada. Ataş 7 vezir h5. Şahı kaçtıktan sonra fil 7 Örneğin fil f2. Şah h1. Ve fil e1 alınırsa e, beyazlar gördüğünüz gibi saldırısını sürdürebiliyor. Ve daha sonrasında vezir g5. Tabii ki vezir içeri de alabilir şah d7 oynanırsa ve şah 8den sonra vezir g7 tekrar zor bir pozisyon e, matla tehdit ediyoruz ve siyahın taş fazla olduğu kale fazla olduğu hissedilmiyor e, bu tip bir pozisyonu ataş aslında fena bir hamle değil fakat siyahın ataş e'den sonra vezir h5 şah d8 fil h7 fil f2 şah h1 ve burada kaleyi aç gözlü bir şekilde almak yerine gelişimini tamamlamaya çalışması e, çok daha iyi bir savunma şansı veriyor fakat Ataş iyi bir hamle mi? İyi bir hamle. Makineye göre burada Fil 7 de fena bir hamle değil. Aynı fikirlerle. Beyaz kareleri zayıflatıp şaha saldırmak üzere. Fakat burada e, tabi bunların meraklısına ben bunları analiz ettim. E, daha fazla paylaşmak isterim fakat e, çok karmaşaya girmek de istemiyorum bir yandan. Burada hamle B4. Muazzam bir hamle. Neyi düşünüyor? E6 piyonunun korumasını zayıflatmak için veziri saptırmayı düşünüyor. Ve aynı zamanda koyu renkleri e, filimizin kullanımını açmak istiyor. Tabi ince bir hamle. Aynı zamanda B açıyor. E, pek çok durumda çaprazı açıyor. Birazdan göreceksiniz. E, çok fonksiyonlu bir hamle. Bu pozisyonda. Kaysa fil B4 almış. A4 incelemesi de oldukça enteresan oldu. Fikri anlamak için. A5, örneğin kale A5. Tabii ki vezir C6 kaçmaya çalışırsak az önceki fikirler gündeme gelebilir. Fil H7, işte kale a 7 at H7 daha sonra vezir H5. Artık F2 boşta değil. Ee, A5, kale A5 normal devam yolu. Burada makineler oynattığım zaman şöyle bir şeyle karşılaştım. Çok güzel bir oyun bizi bekliyor burada. At altı 6 açarak saldırı istiyor. B3, açarak saldırıları kaleye saldırarak yanıtlamak istiyor. E aşağı çekerseniz şahımı kaçmak istiyorum diyor. Ve tempo ile çifte saldırıyla yapmak istiyor bunu. Ee, tabii şunu da söylemek lazım. Fili alt alırsa burada e, daha sonra kale f6, g 6 vezir d5 oldukça güçlü bir saldırı verir. Ee, bunu gitmemesi lazım. Atı alttan sonra b3 oynuyor. Hünerli makineler. Şimdi neler göreceğiz? Vezir e2. Yine açarak saldırı istiyor. Şah f7. At g5, şah g8. Fil b2. Bu şu anda e, yine az önce gösterdiğim gibi Stockfish ile Crystalfish arasında oynanmış bir oyun. İki tane Stockfish versiyonu aslında. Fil g4. Vezir E5. Veziri e, içeriye sızmak istiyoruz. Bu arada Vezir 8 mat olmuyordu. Çünkü at aldıktan sonra fil kapatabiliyor. Bu, bu mat motifini birazdan göreceğiz. Fil D6. Vezir E3. Fil C5. Ve fil D4. Sanki yanlış bir şey yapılmış gibi görünüyor ama e, tabii ki fil D4 alınamaz. Çünkü Vezir 8 bir kermine içerisinde mat oluyor. E, fil D4. B6. Fil alır C5. Vezir alır C5. Vezir F4. Kale C8 ve e, Vezir B8 fikri. Tabii Kale E8'den sonra Vezir e mat yaptığı için bu daha tehlikeli. Fil D7 koruyor. Fil F5 sattırmak istiyor ve yok etmek istiyor. Ve pozisyonda pozisyonda baktığınız zaman siyahın 2 e, piyon fazlası var. Kazanç pozisyonu olabilir mi? Hayır. Şahı zayıf. E, daha önemlisi kalesi oyun dışında ve açık hatlar var. Kale içeri girebilir. Örneğin bu pozisyonda eğer kale E8'i kesmek için bunu yaparsa bu sefer e, kale A1 geliyor ve yine içeri girmek istiyor. Tabii ki burada baştaki tehdit e, kale A8 çünkü vezir E6 vezir F Mat yapmak istiyoruz. Ve pozisyon beyazların hava deliği açması Vezir'in B1 karesini kontrol ediyor olması nedeniyle beyazlara kazanç. Siyah'ın ani bir şey yok ve kaybediyor. Bu analiz niye yapmış oldum? Bu pozisyonda neden B4'de fil B4'ün az çok zorunlu olduğunu göstermek için. Fil B5 şah ve şah E7. Burada tekrar düşünmek gereken bir şey var ama bunu insan için anlamak çok kolay değil. Çünkü çok uzun bir hesap var. Her ne kadar bu 30 dakikalık bir oyun olsa bile makineler bu hesapları çok hızlı yapabiliyorlar. Bu pozisyonda e, harika fil E3 hamlesini oynuyor. Normalde göreceksiniz aslında fili F4'e gitmek istiyor bir anlamda. Fakat rakibine D4 sürdürüp E4 karesini atın elinden almak istiyor. Bunu örneklemek için şöyle bir varyant söz konusu olabilir. Örneğin fil F4 direkt yapmış olsaydı. Bu arada file E1 almak çok iyi değil çünkü her zaman bu çapraz zayıf olacak. Ve kale E1. Şimdi de vezir a istiyoruz. Kale 1 gelmek istiyoruz. Şah büyük dertte. O yüzden bu tavsiye edilemez. Örneğin H6 oynamış olsaydı. Şimdi hem at istiyor hem kale istiyor gibi görünüyor ama. Kaleye 5'ten sonra oyunda göreceğiz bu varyantı. Ve kale G8 al, kale G7 almak istiyorum. Kale G8 geliyor file 5. Bu pozisyonda normalde biraz daha ulaşacağız, buna. Ancak bu konumda piyon D4 karesinde olacak. Fakat burada at 4 hamlesi var ve hem F2 karesine baskı yapıyor. Hem kaleye saldırıyor. Hem de daha sonra fil D7'e oynayarak gelişme devam etmek istiyor. Maalesef bu pozisyon siyahlar için kazanç olurdu. Taş fedası yanlış olurdu. O yüzden file 3 çok kuvvetli hamle. D4. Tabi burada filleri değişmek de bir seçenek. Fakat şunu söyleyebiliriz. Siyah gelişmiş taşlarını verdikçe hem Vezir A3 gibi az önce gösterdiğimiz fikirler hem de örneğin devam etmeye çalışırsa Vezir F5 oldukça güçlü bir saldırı veriyor. Örneğin G6 ile kovalamaya çalışırsa Vezir A3. Koyu renkleri biraz zayıflattık. Şah F8'e kale alır A6. Fil A6. At A6. Şah G8. Burada bütün fedaların çalışmasının sebebi rakibin şahının ve kalelerinin pozisyonu yani çok kötü görünüyor. Kale G7 mat istiyor. Hala biraz savunma imkanları var taş 5 le. Fakat daha sonrasında Vezir E3 dalma fikriyle engellerse kale de 7 vezir istiyor ve daha sonra at c hem vezire yer boşaltıyor hem de aşağıdan mat falan yok. Analizler çok keyifli. Yani insanın merakını celbeden şeyler oynuyor makineler. Ben de bunlara bakmaya çalışıyorum sürekli. E, çok hoşuma gidiyor. Çoğunda taktik oluyor tabii ki ama stratejik olarak bir şeyi anlıyoruz. Merkezde şah var ve elimizden geldiğince zaman kaybetmemeliyiz. Ve rakibin olanaklarını göz ardı etmeden engellemeye çalışarak ilerlemeye çalışmalıyız. Fil F4 ve H6. Gördüğünüz gibi E1'deki kaleyi almıyor. Çünkü e, az önce konuştuğumuz hikayeler file 1 kaleye bir vezir a saklı tutardı. Burada pek çok analiz yaptım. Çok hoşuma gitti aslında. Örneğin vezir C5 yapmaya çalışırsa, örneğin kale D8 yapmaya çalışırsa bunlar çok hoşuma giden varyantlar veriyor. Özellikle kale D8 çok hoşuma gitmişti. Paylaşmak isterim. Fil C1 koyu renkleri hesaba katarak ve kale D6 kaliteyi geri vermek istiyor siyah. fil A3, fil D7, fil D7, fil D7 şah D7, fil D6 ve gördüğünüz gibi sanki her şeyi değişiyoruz kaybediyoruz gibi görünüyor ama B7'deki piyon boşta olduğu için yapacak çok fazla bir şey yok. E, şaht alamıyoruz onun kaleye altı var. O yüzden e, bu pozisyonda fil değeri işe yaramıyor. H6 yapmak da işe yaramaz. Ate e4 aldı. Aldık ve taş çıkamıyor. Vezir e6 e, daha doğrusu vezir e6 olduğundan ötürü fil D7 tip pamerler yapmak zor. Çünkü alıp alıp alıyoruz ve yine vezir b7 var, şah d 6 Vezir e6 var. E, yine kayıp pozisyon. O yüzden enteresan bir şekilde e, savunma yapmak çok zor. H6 hamlesi koyu renkli fil vermeden doğru. Kaleye 5 az önce gördüğümüz motifi devam ettiriyoruz. Şimdi Kale F8 eğer HG5 almış olsaydı az önceki varyantlar bu sefer kazanacaktı. Kale G8 file 5. Ve siyah yine ne yaparsa yapsın savunamıyor pozisyonu. Burada at D5 at D7 ve at E8 hamlelerini incelemeye çalıştım. Örneğin at E8 oynarsa hem G7'yi tutuyorum hem de file F altından sakınmış olduğum kale G8 boştaydı. Ama burada da vezir H5 yaparak hem file E8 hem de vezir H4 tehdit edebiliyor. Veya at D5 oynanabilir. Yine burada yalnız kalmış şaha doğru vezir G4 hamlesi gündemde. Hem de 4 piyonu istiyoruz hem de G7 istiyoruz veya at d Bu sefer de basitçe G7 alıyoruz ve flash 6 kale D1 gibi hamleleri devam etmek istiyoruz. Şahin ortada ve kendi taşının önünü kapatmış oldu. Çıkmakta zorlanacak. Peki kale E5, kale F8, kale C1. Şimdi e, içeriye girmek söz konusu olabilir. HG, kale G5, kale F7. Duruma baktığımız zaman aslında sürekli şunu görüyoruz. Ne olursa olsun hesap çok iyi olmak zorunda ve siyah bir şekilde taşlarını gelişmek zorunda ama bunu bir türlü yapamıyor. Örneğin fil değildi gelişemiyor burada. Çünkü kale g7, kale f7 ve fil g5'ten sonra muazzam bir atak var. F6'yı direkt istiyoruz şu anda ve eğer böyle korumaya çalışırsa isterseniz burada videonuzu durdurup düşünebilirsiniz. Bu pozisyonları incelemek başlı başına çok eğlenceli oluyor. Makineyi açtığınız zaman tabii şu anda şeyi göstermiyorsunuz. Mesela ben açtığım zaman hemen burada mat olduğunu falan söyleyecek ama ben tabii ki e, analizde yaptığım için bunu yan tarafta hemen görmüyorsunuz. E, bu pozisyonda fil C6 hatta kale C6 hamlesi bile oluyor. F6'daki at savunmanın hiçbir yolu yok. Yani e, oldukça keyifli analizler bunlar. Sürekli soru çözmenizi getiriyor. Tabi bunlara bu gözle bakarsanız soru çözebiliyorsunuz. Kale F7. Oyunda oynanan hamle. Fil C7. Sanki burada e, siyah kaybetmiş gibi görünüyor. Veziri ne yapsın? Nereye gitsin? Yani e, Vezir A7 gitse mesela çok zaten nahoştu pozisyonu. iyice Vezir gittik kenara. Ama nasıl kazanacağımız belli değil. Tekrar burada İsterseniz düşünebilirsiniz. Yine harika bir kazanç var burada beyazlara. Kazanç olması bizi şaşırtmıyor ama gerçekten kolay bir kazanç değil. Onu söyleyebilirim. Bu pozisyonda kale g7 gibi harika bir hamle var. Kale g7 ve şimdi devamı fil d8. Adeta şahın bütün koruyucularını yok etmek için yapılmış bir hamle bu. Almak zorunda vezir f6. Sanki siyahın yeterli savunması varmış gibi görünüyor ama kale g7 kapatırsa vezir f8 var. Ve fil kapatırsa da vezir g7 var. Ve hala şu anda siyah taş fazla ama taş çıkamıyorsunuz. Çünkü mat tehditleri var. E, fil C5 ile bu mat tehditini kesmek isterse bu sefer Vezir G5 var ve fili alıyoruz. Bu sefer pozisyon kazanç oluyor. O yüzden pozisyonda fil e, C7'ye siyahların tek hamlesi var. İsterseniz savunmayı düşünmeye çalışabilirsiniz. Taktik olarak güzel alıştırmalar var ama stratejik bir yerden geliyoruz buraya. E, at E8. Çok güzel. Rakibin vezirine saldırıyor. Başlangıçta bir hesap hatası var gibi. Çünkü alırsam kale kazanmıyor muyum? Burada kazanıyor gibi görünüyor. Fakat Asla hesabınızı yarım bırakmamalısınız. Burada maalesef e, siyah kaliteyi geri alıyor ve savunulabilir pozisyon. Yaklaşık eşit diyor buna makine. Vezir G3, fil D6. Yine harika bir hamle. Bu arada vezir G3 hamlesi e, sanki yine oyunu bitirmiş gibi duruyor. Fakat yine fil D6 gibi harika bir hamle var. Yine eğer e, vezir alırsak bir savunma var. Fakat burada vezir almak zorundayız. Başka şansımız yok. Fil G3, kale G3, fil D7 ve... E tabii ki E5 yapmak piyonu savunmazdı bu arada. Ee, kale E1'den sonra düşüyor piyon. Çifte saldırı oluyor. O yüzden burada kayışsa fil dönerek bırakıyor piyonu. Fil de 7 şah 7 4 Yine gittik geldik. Ee, bu engine oyunlarında hep karşımıza çıkan bir şey. Eşit gibi görünen bir finale geldik. Aslında beyazlar burada üstün. Hem tahtanın iki tarafında piyonlar olduğu zaman filin ata nazaran üstün olması sebebiyle hem de biliyorsunuz kale fil kale atla e, karşılaştırıldığında daha iyi işbirliği yapıyor. O yüzden bu etkenler göz önüne alındığı zaman beyazların üstün olduğu söylenebilir. Daha önemli bir şey siyahın geçer piyon yaratması birazcık daha zorlu olacak. Az sonra göreceğimiz gibi. Kale C8. Kale alır C8. Şah C8. Ve fil a 5 Fil atı domine etmeye çalışıyor bir yandan ve bir yandan kendine güzel bir yer sağlıyor. B5. Aslında bu hamle olmadan birazcık denemiştim. Uğraştım bu pozisyonu. Acaba piyonu feda etmene yapabilir miydi diye. Örneğin kaledeydi vesaire. Fakat beyazların stratejisi pek fazla değişmiyor. Söz gelimi yani yapmasın, atını çıksın vesaire diyelim. Kale G5 ve beyazlar basitçe G4 oynamak istiyor söz gelimi. Hani B5 oynam oynamayacağım demiştim ya. G4 ve daha sonrasında H5, kale G6, G5 ve e, her yere baskı uygulamaya çalışarak. O yüzden B5 hamlesi öyle veya böyle lazım olacak bize. A, B, kale B7, kale B3, at F6, H4. Bu arada taraflar acele etmek zorunda çünkü az materyal var tahtada. Eğer beyazlar da acele etmezse siyahlar durumu toparlayabilir, karşı oyun yaratabilir. Şah D7, B6. Şah C6. Kale C3. Ve e, bu pozisyonda Şah D7 oynamış e, Kayıs'a. Fakat insan e, şunun ne kadar kazanç olduğunu idrak edemeyebiliyor. İsterseniz bakalım. Geldi geldi. Kale b Şah beydi. 7 e, Burada isterseniz düşünebilirsiniz. Bu benim için de egzersiz pozisyonu. Çünkü anlamamıştım. Bu kazanç mı? Nasıl kazanç? Çok az e, piyon kaldı. Nasıl olacak? Sınırlı materyal var. E, fakat burada kazanan tek hamle var. Onu bulmanızı öneririm. İyi bir egzersiz sorusu. Aslında satranç böyle egzersiz soruları olduğu zaman sizi geliştirir. Yani en azından satranç motorları böyle yan tarafta işte bar artı azaldığı zaman sizi geliştirir. O yüzden buradaki tek hamleyi bulmanızı öneririm. Değilse bile niye bunun tek hamle olduğunuzu, olduğunu anlamanızı öneririm. Çünkü örneğin şahfe bir gibi vakit kaybı yaparsak burada siyahlar basitçe şahını yardıma yetişiyor. Ve G7 piyonunu savunup şah kanalına en azından güzel bir savunma kurabiliyor. Örneğin şah 2 şah değil gibi. O yüzden burada öyle veya böyle G4 hamlesini oynamak zorundayız. E, Şah c6 tabii ki alınırsa bu e, siyahlara bir ata mal olur. Aldıktan sonra fil g7 var ve h piyonu gidiyor. E, Şah c6, h5. Ve şu anda e, çok güçlü h6 tehdidi var. Eğer alınırsa da fark etmiyor. Fil g7 ve taş kazanıyor. O yüzden burada buzdağının, sürekli buzdağının biz görünmeyen yüzünü keşfetmeye çalışıyoruz. O yüzden e, insan oyunlarına nazaran çok daha e, çetrefilli partiler bunlar. Şah d7'nin niye oynandığı anlaşılmış oldu. Kale a3. Şah'ı uzaklaştırdı. Şimdi Şah C6 tekrar geliyor. Kale A5, Şah B6 ve Kale A1. Evet. Tekrar e, geldim. Fakat klimayı açacağım derken bu sefer oyun gitti. <laughs> kale A1 pardon. Şimdi bu pozisyonun e, makine kazanç olduğunu söylüyor. Fakat yine e, çok az materyal var ve nasıl kazanacağız tek anlaşılmayabilir. Burada aslında yine tek hamle hamle kazanıyor. İnanılmaz ama hamle hamle kazanıyor. Siyahlar Şah C5 oynuyor. Tamam. Şu anda siyahlar atını oynayamıyordu. Oynasaydı eğer kalebe bir şah çekip daha sonra geydi piyonunu alacaktım. İlk, ilk mücadelemiz bunun üzerine. Atı özgürleştirmeye çalışıyor. Fakat bu sefer de f6 oluyor. Gf6. Kale finallerinin çoğunun beraber olduğunu duymuşsunuzdur. Özellikle bu tip bir şey çok beraber göründü benim gözüme. Nasıl kazanç olduğunu iyi anlayamadım. Siz de isterseniz burada beyazla ne oynarsınız düşünmeye çalışın. Siyah şah gelmek istiyor. Zaten aynı kanatta piyonlar olduğu zaman eksik bile olsanız beraber yapma şansınız oluyor. Ve burada çok güzel bir hamleyle aslında durumun inceliğinin farkına varmamızı sağlıyor Rubiçez. Ve kale D1 oynuyor. Şahı kesmek özellikle savaş alanının olduğunu düşündüğümüz yerden mahrum bırakmak kale finallerinde çok sık rastlanan bir şey. Bu da bize öğretici bir motif olarak şu anda görünüyor. E, Siyah da boş durmayacak hemen geçer yaratmaya çalışıyor. E dikeyinde bir geçer elde ederse e, ne de olsa şahı aslında oraya müdahale edebilir. Kalemizi oradan uzaklaştırmaya çalışabilir. Şaşı 2 E5 ve F3. Sanki E piyonuyla hızlıca gelecek gibi görünüyor ancak burada e, Kayısa Şaşı D4 oynamış. Ben bu oyunu izlerken ya demiştim E bu oyun bu arada çok e, zaman önce oynanmadı. Yani e, 27'sinde oynandığı hatırlıyorum bu oyun. E, çok olmuyor oynanalı. İzlerken şey diye düşünmüştüm. Yani bu pozisyonda E 4 sürüp geçer yaratsa nasıl oluyor bu iş? Yani niye şarj 4 oynuyor? Şu yüzden oynamıyor. Şah c4 de kaybediyor burada. Bence E4 oynasa daha görsel şölen olurdu ama şöyle söyleyeyim. Eğer E4 oynarsa F E F E G4 Şahce 4 Şah G3 E3, E3 G5 E2 Kale E1 Şah D3 sanki kaybettik gibi görünüyor. Yani e, ne yapacak? gelecek şahta 2 önce kaleyi vermek zorunda kalacağız. Fakat burada yine ucu ucuna hesaplanmış bir şey var. G6 F7 kalesini rakibin kalesinden alıyor. Şah D2 ve Şah F2 çok e, tuhaf görünmesinden ama bunu yapabiliyorum. Kale yedi. Ve siyah diyor ki ben korudum. Şimdi f 2ye bir şekilde ulaşabilirsem, bir şekilde gelebilirsem yandın. H5, kaleye 5 ve burada tek hamleyle kazanabiliyoruz. Yani buraya kadar görüp, tabii makineler için bunlar saniyelik şeyler ve hemen görüyorlar ama bizim için anlaması o kadar kolaydı. Çünkü H piyonunu alacak, G piyonunu alacak ve beraber olacak pozisyon. Fakat burada ve şu an kale F5 tehdidi var. Fakat burada mükemmel kaleye 2 hamlesi Oyunu kazanıyor. Enteresandır. Şah F3. Ve bu pozisyonda bilgimizi kullanmamız gerekiyor. Bilgimiz nedir? Ee, i̇ki tane piyon 6. yataya gelmişse kale onları durduramaz. Kaldı ki burada kale zaten durduramıyor onları çünkü e, uygun pozisyon alması da mümkün değil. Ve e, eğer hani kaleyi açtık dikeyine gelirse elbette g var ama e, başka bir şey yaparsa da yine piyonlar 6. yataya geliyor veya vezir çıkıyorlar. Örneğin kale G7 durdurmayı başaramıyor. Ve vezir çıkıyoruz burada artık. Bir diğer savunma şekli olabilecek bir şey. Örneğin e, bu pozisyonda F4. Bu da bana ama çok mantıklı gelmişti bunu incelerken. E, ya merak ediyorum bunu nasıl kazanacak? Çünkü kale G7 gelmek istiyor. Piyonları durdurmak istiyor. Hani yavaş yavaş gitmeye çalışan o da şahını gelmek istiyor. Ama burada yine makine çok soğukkanlı bir şekilde G4 oynayıp e, geçer yaratabiliyor. Daha doğrusu geçerini güçlü bir şekilde yaratabiliyor. Öyle söyleyeyim. Zaten H piyonu geçerdi ama şahını etkinleştirebiliyor diyebiliriz burada. FG şah 3 kale g7 şah 3 kale fili sanki siyahlar birazcık rahatsız ediyormuş gibi görünüyor fakat şah h4'ten sonra anlaşılıyor ki e, siyahın f piyonunu alması çok önemli değil çünkü e, bu pozisyonda şah kesik olduğu için vezir çıkmak o kadar e, büyük problem olmayacak. Tabii ki şunu söyleyebiliriz yani hala pozisyon oynamaya değer. Makineye karşı oynamaya çalışabilirsiniz burada. Fakat takdire şayan bir analiz. Oyunun geri kalan kısmı ilginç bir şekilde çok Heyecan verici değil fakat bakalım. Şah c4, g4, fg, fg, kale b2, şah 3 kale b3, şah g2, şah c3. Burada niye böyle oynadığını da bilmiyorum açıkçası. Tabii ki e piyonu ilerlemek istiyor. Ama az önceki analizlere nazaran beyaz burada çok hızlı oluyor. H5, kale b8, h6, kale h8, kale h1, şah d4. Evet şah kafesten kurtuldu fakat az önce konuştuğumuz şey 6. yataya varmış 2 piyonun kaleden güçlü olabileceği durumu burada çoktan görünüyor. O yüzden gördüğünüz gibi h Tabi burada yine tek hamlemiz var. Belki bunu oynatmak istedi ama bunu bulmak o kadar zor değil makine için. Tek hamle sonuçta ve yapıyoruz. Kala 8-7 ve bundan sonrası kazanç. Aslında geri kalan kısmına bakmaya gerek yok. İlerleteyim. Vezir çıkıyor ve birkaç hamle sonra e, oyunu terk ediyor. Uzun zorlu bir analiz ama stratejik olarak çok fazla zenginlik barındırıyor. Bu oyun e, yani bunun gibi pek çok oyun var bu arada. Bunlardan hangisini analiz edeceğimi de seçemiyorum. Bazen o kadar güzel şeyler oluyor ki. Mesela şu pozisyondan başlayarak işte e, pardon bu pozisyona başlayarak piyonun feda edilmesi, at g5 ve kale e3 fikirleri. Yani oyunda oynanmamış olsa bile at g5 ile sal, başlayan saldırı yöntemi tabi pek çok burada analize muhtaç yer var. Ben mesela bazı yerlere atladığımı fark ediyorum. Çünkü e, incelerken detaylı bakmaya çalışmıştım ama şimdi analize ederken birazcık e, haksızlık ettiğimi düşünüyorum bazı yerlere. Çünkü bayağı derin e, inceleyip hepsini e, anlatamadım. Fakat gerçekten çok öğretici yerler barındırıyor. Eğer tabii ki maksadınız öğrenmekse bir satranç öğrencisiyseniz bunları en azından kendi gözlerinizle de incelemenizi öneririm. Daha sonrasında oluşan file 3 mesela oynaması çok daha zor file çünkü kaleye 5 ile bağlantılı bir taş fedasını içeriyor ve çok daha zor yine öğretici bir hamle file 3 ve daha sonrasında oluşan tabii ki en öğretici yerlerde şahın merkezde olup daha sonrasında oyun sonuna doğru kendini götüren bir üstünlük gözümüze çarpıyor. Umarım beğenmişsiniz arkadaşlar. Birazcık uzun bir video oldu. Fakat ben bu tür şeyleri çok seviyorum. Ee, sizlerle paylaşmayı da bu anlamda e, bilmiyorum. Arada bir yapmaya çalışıyorum. Daha çok bunlar e, aslında yaptığım şeyler. Çünkü hem, hem kendimi geliştirmemi sağlıyor, hem materyal çıkartıyor bana. E, çok güzel örnekler barındırıyor. Sizleri de e, öneriyorum bu şekilde takip etmeyi. Peki, şimdilik o zaman e, görüşmek üzere diyorum. Sizler değer incelenmesini istediğiniz oyunlar görürseniz benim gözümden kaçan. Mutlaka bana bildirin. Ben de onları incelemeye çalışayım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.